Sayın Kursiyerler, TOEFL IBT Listening bölümünde 7 tane soru türü olduğunu söyledik. Şimdi isterseniz bu soru türlerini teker teker inceleyelim ve ilk soru türümüzden, yani ana fikir, main idea soru türünden başlayalım. Ana fikir soruları size verilen karşılıklı konuşmayı veya dersi genel olarak anlayıp anlamadığınızı ölçen sorular yöneltiyor arkadaşlar. Bu sorular genellikle karşılıklı konuşmayın veya dersin konusunu size soruyorlar. Her bir conversation veya lecture için bir tane ana fikir sorusu soruluyor ve bu soruda genellikle soruların ilki oluyor arkadaşlar. Conversation'ın ilk sorusu veya lecture'ın ilk sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bir sorunun ana fikir sorusunu olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Arkadaşlar, soru zaten ilk soru olduğunu söyledik ve şu şekilde arkadaşlar karşımıza çıkacak ana fikir soruları. Conversation'larda why does the student go to see the professor? Öğrenci neden profesörü görmeye gidiyor diye amacı, yani sorunu size soruyor. What problem does the student have? Öğrencinin sorunu nedir? What are the speakers mainly discussing? Konuşmacılar esas itibariyle neyi tartışıyorlar? Şeklinde ana fikir soruları karşımıza çıkıyor. Lecture'larda ise what is the lecture mainly about? Ders esasen ne ile ilgilidir? What is the main point of the lecture? Dersin ana tartışma konusu nedir? Ana konusu nedir? Esas konusu nedir? What aspect of X does the professor mainly discuss? Detaylı bir ders ise arkadaşlar, mesela pollution diyelim, değil mi? Hava kirliliği diyelim. Bunun hangi yönden profesör bunu esas itibariyle anlatıyor bu derste? Tabii pollution dediğimiz zaman çok geniş bir konu. Bunun belki cause'larını anlatacak veya solution'larını anlatacak arkadaşlar. Yani dersin ana konusu nedir veya hangi alt konuyu anlatıyor derste diye size soru soracak arkadaşlar. Bunu da zaten hemen girişte görebileceksiniz. Evet arkadaşlar, main idea soruları ilk sorulardır dedik. Hem conversation'da hem lecture'da. Ve bunların cevabını da arkadaşlar conversation veya lecture'ın başında duyacaksınız zaten. Conversation'larda öğrencinin problemi genellikle ana fikirdir arkadaşlar. Hemen conversation'ın başında öğrencinin nasıl bir sorun olduğunu hemen belirleyip not almanız gerekiyor arkadaşlar. Lecture'larda da dersin başlangıcında profesör o gün bahsedeceği konuyu size tanıtıyor arkadaşlar. Bunu da hemen not almanız gerekecek. Örneğin causes of pollution diyecek. We are going to talk about the causes of pollution diyecek. Biz bugün kirliliğin nedenlerinden bahsedeceğiz gibi bir giriş yaparken işte konuşmanın ana fikri budur, konusu budur diyeceğiz arkadaşlar ve bu not alacağız. Evet, konuşmanın konuşmayı, dersi veya karşılıklı konuşmayı arkadaşlar tamamen anlamamız gerekiyor içeriği. Dinlerken dersi veya conversation'ı, pasajın, konuşma pasajının nasıl aktığına, genel akışına çok dikkat ederek ana hususları arkadaşlar yakalamaya çalışın ve ana fikirleri, ana kelimeleri ve phrase'leri, tamlamaları etkili bir şekilde arkadaşlar not alınız lütfen. Main idea sorularının doğru cevabı arkadaşlar bu dersimizin veya lecture'ın veya conversation'ın başında geçen anahtar kelimeler dediğimiz, mesela biraz evvelki pollution idi, veya tamlamalardır arkadaşlar. Ve bunun ana fikrin doğru cevabı arkadaşlar size birebir motomot olarak duyduğunuz şey şeklinde verilmeyecek. Ne yapacaklar arkadaşlar? Bu kelimeleri ve phrase'leri revert edecekler, yani paraphrase yapacaklar, sinonimlerle veya başka bir şekilde size söyleyecekler. O halde aynı kelimeler veya tamlamalar geçiyorsa seçenekler arasında, bunların kesin olarak yanlış olduğunu arkadaşlar
tahmin edebilirsiniz, belirleyebilirsiniz. Doğru cevap her zaman söylenenin farklı bir şekildeki ifadesi olacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi hemen örnek bir soruya bakalım. Bir lecture'dan alınan bir parça bu. Şimdi profesör başlıyor arkadaşlar dersi anlatmaya. Now, the term heat island refers to urban air and surface temperatures that are higher than those in nearby rural areas. Evet, burada sıcaklık adalarından böyle bir terimden bahsediyor. Bunlar neymiş? Urban, şehirde olan demek. Şehirdeki havanın veya yüzeyin sıcaklıklarının yakınlarda bulunan banliyö, yani taşra, kırsal alan diyelim. Kırsal alanlardaki, yakındaki kırsal alanlardaki hava ve yüzey, yer sıcaklıklarından daha yüksek olması demekmiş heat island kelimesi. Many cities have air temperatures that are 2 to 10 degrees Fahrenheit warmer than the surrounding natural land cover. Birçok şehrin arkadaşlar çevresindeki kırsal alandan 2 ile 10 Fahrenheit derece daha sıcak oluyormuş. What I want to talk about today is the factors that contribute to the relative warmth of city. İşte arkadaşlar ana fikir geliyor. Bugün konuşacağım konu şehirlerin göreceli olarak daha sıcak olmasına etki eden, neden olan faktörlerden bugün bahsedeceğim diyor arkadaşlar. Bugün bahsetmek istediğim şey bu faktörlerdir, unsurlardır ki bu unsurlar şehirlerin daha sıcak olmasına neden oluyor. Evet, şimdi arkadaşlar unsurları saymaya başladı. Siz de not alacaksınız bunu. Ana konumuz bu ama. Yani şehirler neden daha sıcak? Bunları neden, faktörler nedir? 1. As a city grows, trees are cut down to make room for commercial development, roads and suburban growth. Bir kere şehirler büyürken ağaçlar kesiliyor. Bunu anladık. As you know, plants and soil absorb heat during the day. Bildiğiniz gibi bitkiler ve toprak gün içinde sıcaklığı emerler. And then carry the heat away through evaporation ve buharlaşma yoluyla da bu sıcaklığı taşırlar. Also, ikinci nokta geliyor arkadaşlar, ekleme yapıyor. Ayrıca, urban areas generate more heat than other areas because of their higher populations. İkinci nokta geldi. Ayrıca dedi, also kelimesi beni ikinci faktöre götürdü. Popülasyonları, nüfusları daha yüksek olduğu için de daha fazla sıcaklık üretiyorlar. Of course, a large population involves a lot of transportation, heating and manufacturing. Tabii ki büyük bir nüfus ne anlamına geliyor? Daha fazla ulaşım, daha fazla ısıtma ve daha fazla üretim anlamına geldiği için daha fazla sıcaklık üretiliyor. Ve şimdi üçüncü noktaya geldik. In addition to this, buna ek olarak, asphalt roads and tar roofs have absorptive properties so that heat is actually trapped in urban areas. Ha, buna ek olarak arkadaşlar üçüncü unsurda asfalt yollar ve çatılar arkadaşlar izolasyonda zift kullanılıyor biliyorsunuz. Tar zift demek. Zift çatılarda kullanılan ziftler, bunların emici özellikleri varmış ve bunlar da sıcaklığı hapsediyorlarmış şehirlerde. There is little material in urban areas that reflects heat. Yani şehir merkezlerinde, şehir bölgelerinde sıcaklığı geri yansıtan çok az madde varmış. And this is the problem. Esas mesele de buymuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ne dedik? Ders bittikten sonra hemen ilk sorunuz main idea sorusudur dedik. Ve sorumuz geldi işte. What is the lecture mainly about diye size soracak. Question number one, what is the lecture mainly about? Şimdi bunun ardından 4 tane seçeneği göreceksiniz arkadaşlar. Hemen A'dan başlayacaksınız, gözlerinizi hızlı tarayarak. The necessity of planting trees in the city. Şehirde ağaç dikmenin zorunluluğu diyor. Konumuz bu değildi arkadaşlar. Konumuz neydi? Heat Island neydi? Sıcaklık adaları, şehirlerdeki şehirler neden kırsal bölgelere göre daha sıcak olurlar? Ve bunun buna etki eden unsurlar neydi arkadaşlar? 3 tane saydı. Konumuz buydu, dersin konusu. O halde dersin konusu ağaç dikme zorunluluğu falan değildi. O yüzden A'yı hiç dikkate almadan geçiyoruz. B,
different factors causing cities to become hot. Çeşitli faktörler neden olan şehirlerin daha sıcak halmesine gelen. Evet arkadaşlar, doğru cevabımız bu. Dikkat edin, ne demiştik? 3 tane unsur dedi derste. Bunlar dedi contribute to. Contribute to neden olmak demektir. Cause da neden olmak demektir. Heat Island'dan bahsetmişti. Faktörlerden 3 tane faktör saymıştı. Şehirler neden daha sıcak hale geliyor diye. Burada da aynı şeyi söyledi arkadaşlar. 3 yerine different factors dedi. Contribute yerine causing dedi. Cities dedi. Heat'ten bahsettiği için become hot diye doğru cevabı karşımıza duruyor. Gördüğünüz gibi farklı bir şekilde bunu ifade etti lecture'ın konusunu. C'ye bakalım. C neden yanlış? The ways of decreasing air pollution in the city. Şehirdeki hava kirliliğini azaltmanın yolları diyor. Hava kirliliğinden hiç bahsetmedi arkadaşlar. Bunun azaltmanın yollarından da bahsetmedi. Hiç derste bunlardan bahsetmediği için C'yi de atıyoruz. D'ye bakalım. Bir de key principles in developing cities. Şehirleri geliştirmelerdeki önemli unsurlar diyor. Bu da şehir gelişiminden hiç bahsetmedi. Şehirlerin neden daha sıcak olduğundan bahsettiği için arkadaşlar, bu da kel alaka bir yanıt olarak karşımızda duruyor. Bunu da eleyebiliriz ve B'yi işaretlememiz gerekiyor. Profesör kısa bir şekilde Heat Island'ın ne olduğunu söyledi. Bunun ardından da 3 tane faktörden bahsetti. Heat Island'a neden olan şehirlerde. Bu yüzden B seçeneği doğru cevap diyoruz.